Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın ya da kahvenin yanında 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz kıyır kıyır nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip kurabiyenin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle yorma kasesinin içerisine oda ısısında beklettiğim 150 gram tereyağını ekliyorum. Tereyağının hemen ardından 2 yemek kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tarçın ekliyorum. Dileyenler tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Yumurtanın akını daha sonra kurabiyelerin yüzüne sürmek için ayırdım. Ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ da ekledikten sonra bütün malzemeleri spatula ile öncelikle homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Eğer isterseniz ayçiçek yağı yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Eklediğim sıvı malzemeleri dediğim gibi şöyle biraz karıştırdıktan sonra öncelikle içerisine 2 su bardağı un ekliyorum ve eklediğim unun üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. kabartma tozunu da ekledikten sonra elimizi hamurun içerisine bulaştırmadan önce şöyle spatula ile biraz toparlayalım ve dediğim gibi ilk etapta 2 su bardağı un eklemiştim ve 3. bardağı kontrollü bir şekilde azar azar ekleyip hamuru yoğuruyorum Sizlerin de bu şekilde ilk etapta spatula ile hamuru toparlayıp daha sonra azar azar unu ilave edip hamuru yoğurmanızı tavsiye ederim. Eğer ki ilk etapta hamurun içerisine elinizi batırırsanız hamuru toparlaması biraz daha zor olur. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile tepeli olmayacak bir şekilde 3 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi bu verdiğim ölçülerden bir ya da iki yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim ve hamuru yoğurduktan sonra şöyle avucunuzun arasına alın ve sıkın. Hamur kendini toparlamışsa hamurumuzun kıvamı olmuş demektir. Evet hamuru yoğurduktan sonra artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Ayırdığım yumurta akını bir tabağın içerisine aldım. Ve ayrı bir tabağın içerisine de biraz susam ve çörek otunu karıştırdım. Hazırladığım hamurdan cevizden biraz daha küçük olacak şekilde parça kopardım ve avucumun arasında şöyle biraz düzeltip silindir haline getiriyorum ve kenarlarında da düzelttikten sonra önce yumurta akına daha sonra da susam ve çörek otu karışımına batırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Kurabiyeleri isterseniz benim yaptığım gibi şekil verin, isterseniz de kandil simidi gibi yuvarlayıp önce yumurta akına, daha sonra da çörek ve susam otu karışımına batırın. Öyle de gerçekten çok güzel oluyor. Kurabiyeleri isterseniz tek tek şekil verip tepsiye dizin. İsterseniz de hamurun tamamını küçük küçük sıkımlara bölüp kurabiyelerin eşit büyüklükte olmasını bu şekilde sağlayabilirsiniz. Gerçekten bu yöntemde çok pratik oluyor. Kurabiyelerin tamamına aynı şekli verdikten sonra şöyle parmakların ucuyla bastırıp susam ve çörek otunun daha güzel bir şekilde yapışmasını sağlıyorum ve parmağımı hafiften bastırıp düzeltiyorum. Kurabiyeler piştikten sonra şöyle daha güzel ve daha albenili gözükmesi için keskin bir bıçak yardımı ile ya da benim yaptığım gibi hamur kesme kartı ile en üstüne küçük bir çizik atıyorum. Evet kurabiyelerin üzerine çizik dağıttıktan sonra artık kurabiyelerimiz pişmeye hazır. Evet hazırladığım kurabiyeleri daha önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 170 derecede 20 dakikada kurabiyeler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Bu kurabiyenin bir özelliği de bayatlama süresi inanın çok uzun. Tamamen soğuduktan sonra kapaklı bir saklama kabın içerisine koyup dolapta bir ay bile bekletebilirsiniz. İnanın tazeliğinden lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Evet size kurabiyenin henüz sıcak olmasına rağmen nasıl kıyır kıyır olduğunu yakından da göstermek istiyorum. Siz izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız altına yorum yapmayı ve bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.